Cübbeli Ahmet Hoca Adnan Oktar hakkında ilk kez konuştu. Oktar'ın Mehdi'lik iddialarına madem Mehdi'sin o zaman dünyayı kurtar diye meydan okudu. Mehdi'nin gece vakti İstanbul'a geleceğine işaret eden hadisleri var. İstanbul'da çıkarıyor, ben de İstanbul'da çıktım. Diz kapaklarım çıkık hakikaten. Doğru mesela hadis var ya diz kapaklar çıkıktır diyor Mehdi'nin. Ben Mehdi'yim diyenler o kerametle donatılmış olması lazım. Sende o keramet yok. Kardeşi az olacak diyor. Yani bir tane olacak. Benim mesela bir tane abim var. Mehdi'yim diyene sen de diyeceksin ki hadi dünyayı düzelt de ben de sana inanayım. Bu kadar basit ya. İki kelime. Hadi dünyayı düzelt. Adnan Oktar'ın Mehdi olduğuna dair imalarına Ahmet Mahmut Ünlü'den yani Cübbeli Ahmet Hoca'dan büyük tepki geldi. Televizyonda göbek atan Mehdi mi olur dedi. Kadınlarla televizyonda oynayana kadar kimse bir şey demez. Ya oyna kardeşim oyna ama Mehdi'yim deyip oynama, hocayım deyip oynama. Ben de Ankaralıyım, Ankara havalarını seviyorum de. Ben işi çevirdim de. Onlarca suçlamayla cezaevine konan Adnan Oktar'ın 35 yıllık sapkın yalanı da deşifre oldu. Mehdi'nin gözünün ilgili hadis var. Yeşil gözlüğü, gözünde yeşil. Saydıklarının birçoğu sahih rivayetlerde yok. Kendisine uyduruyor. Yok sırtında ben olacak. İşte ben kendine ben mi yaptırmış, ne yaptırmış? Cübbeli Ahmet Hoca hadislerle Adnan Oktar'ın anlattıklarının örtüşmediğini söylüyor. Ki zaten bazı hadislere göre Mehdi kıyamet öncesi yeryüzüne inecek, kötülükleri bitirecek, olağanüstü bir kurtarıcı. Kaşları kavislidir diyor. E o da doğru. Hayır o zaman dünyayı düzelt. Dünya bu zulüm altında, Müslümanlar bu zulüm altında, sen Mehdi'sin. Ben ne yapayım evde oturan Mehdi kardeşim? Hızını alamadı, parazit, zındık dedi. Ha benzerlik var mı? Var. Malım, üstüme kayıt hiç malım yok benim. Yani tapuya gelip bakın, hiçbir şekilde üstüme kayıtlı malım yok. Evet, hiçbir şeyim yok. Evet hocam. Çocuğum da yok. Doğumum evde oldu hakikaten. Parazitler çıkıyor, çıkacak. Şu anda bu gibi şeylerde Mehdi'yim derler, zındıktır yani. Adnan Oktar'ın safsatasına sert çıkan Cübbeli Ahmet Hoca lafını esirgemedi. Bir beladan daha inşallah kurtulmuştur Allah. Beterlerinden de muhafaza, emsalinden de muhafaza etsin.